Rabbim. Kızımızı bize bağışla ya Rabbim. Ona bir şey olursa anası da yaşayamaz ben de. Kız kardeşleri perişan olur. Rabbim bizleri evlat acısıyla, kardeş acısıyla terbiye etme. Alma benden kumrimi. Yalvarayım sana. Rabbim. Sütsün Rabbim. Düştü mü aklına? Alex Pirsiçan'dan gitti bileydik. Ama gitmemiş. Dağ başında bir avcı kulübesinde yaşamış meğer. Çoktan ben bunu biliyordum zaten. Uydurma Akop Efendi, nereden bileydin? Gizlice buluşmuşlar. Eşkıyalar basmış kulübeye. İkisini de öldürmüş değiller. Yapma be. Ne diyorsun be? Yanaydı Ramiz Efendi'nin yüreği. Ne vakı salmışlar bunları? Biliyordum ki kovaracaklar. Gördünüz değil mi? Nasıl buldular cezalarını? Hristiyan olanla gezdi, cezasını çekti sütçünün kızı. Hani günahlarını alaydık? Hani masumdular? Bal gibi oynaşaylarmış işte. Aşifte Müslüman kızı. Evet, yeter bu. Niçin yeteymiş be? Bal gibi oynaşaylarmış işte. Hem biz veremedik, Tanrı verdi cezalarını. Haksız mıymışız onları dövmekte? Hadi gidelim. Mehrabiz. Şimdi bizim kızımızın başına bunlar geldi Ramiz. Bilmem Fatma. Allah'ım niçin bizim bu kızımız? Günaha girmeyelim Fatma. Allah'ım niçin bizim kızımızın başına bunları getirdin ya Rabbim? Ramiz. Ben dayanamayım. Kalmadı kuvvetim. Kalmadı nefesim. Ramiz. Zarife'ye bir şey olursa ben ne yaparım? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz bir eşkıyayı arıyoruz. Adı Dimitri. Tek kollu bir adam. Uzun saçlı. Görmedik. Yanından ayırmadığı bir de adamı var. Adı Ivan. Aynı boylarda. Yok görmedik. İyi düşünün. Yok. Tamam Mustafa gidelim. Eğer görecek olursanız Pürsüçan'a gelip bana haber verin. Olur komutanım. Hayırlı günler. Amin. Erken geldiğimiz iyi oldu. Manastırda işlerimizi halleder. Ondan sonra da döneriz. Sizce de uygun mudur? Uygundur Cabbar efendim. Güzel. Hatuncu başı sen biraz bekliyorsun bizi. Buyur. Güzel kuraları. Güzel yavrumdur. Gece vakti evimize bastılar. Çok korkuttular. Oğlumuzu çocuğumuzu ellerine ağızlarına bağladılar. Paramız vardı, aldılar gittiler. Elimizde ne vardı ne yoktu hepsini götürdüler. Yanlarında başka kimse var mı? Vardı, bir tek kullu adam vardı.
Bir de yanında genç bir adam vardı. Peki ne zaman çıktılar yola? Sabah erkenden çıktılar. Ne tarafa gittiler? Şu karşıdaki tepeye gittiler. Sağ ol. Siz de sağ ol. Geçmiş sağ ol. Gel. Kaymakam Bey. Cezmi komutan geldi, aramışsınız, güresiniz. Alın içeri. Buyurun ben. Sen çıkabilirsin. Sağ ol. Beni çağırmışsınız Kaymakam Bey. Nedir bu Zarife ve Alex meselesi kumandan? Tren akşam 9'da. 9'da mı? Evet. İlk tren akşam 9'da. Alay mısın, almaya mısın? Alayız. 2 bilet var. Müslüman kızla Hristiyan oğlan. Aklını mı kaçırmış bunlar? Muhtemelen eşkıyalar öldürmüştür bunları. Derhal aramalara son verin kumandan. Askerleri geri çağırın. Fakat efendim, öldüklerinden emin değiliz. Belki de başka bir yere kaçırdılar. Belki de kaçtılar. Daha önemli meselelerimiz var kumandan. İki ahlaksızın ölüp ölmediği mevzuunda askerlerimin ne zamanını harcarım, ne de umursarım. Fakat efendim... Dediklerimi yapın kumandan. Derhal aramalara son verin. Baş üstüne. Şimdi çıkabilirsiniz. Eğer ölmemişlerse ve kaçmışlarsa... Evet. Emin olun kumandan. Ölmüş olmayı dileyecekler. Baytar Efendi. Ne oldu bile? Sabah bahçede yerde bulduk. Kaldırdık, buraya getirdik. İnmiş. Geçmiş olsun Baytar Efendi. Şimdi nasılsın? Hiç iyi değil. Konuşamay. Konuşamay mı? Tanrım sen büyüksün. Burada bir yerde olmalılar. Dimitri gelen var. Bu sütçinin yegeni değil mi? Evet. İvan. Yanındaki de o. Peşimize düşen o yüzbaşı. Bile bir şans artık gelmez. Bekle. Ben işaret veririm, ateş ederiz. Tamam. Unutma. Sütçinin yegeni benim. Yüzbaşı ol sen. Tamam. Ateş!
şerif sizlere. Dikkatli olmalıyız Mustafa. Kalabalık olabilirler. Canlı yakalamamız lazım. Tamam. Sen şimdi arka taraftan dolan. Ben onları oyalayacağım. Hadi! Kaçtılar. Mustafa! Çok güzel şeyler varmış buradaki çarşıda Cabbar Efendi. Bizim kasaba ne de olsa küçük bir yerdir Bediye Hanım. Burada elbette ki çok daha fazla çeşit var. Size layık çok daha güzel şeyler bulunuyor burada. Sağ olasın Cabbar Efendi. Şimdi ben neyim ki Bediye Hanım? Şuradan aşağı doğru yürüyelim. Orada da bir çarşı vardır. İstersen oraya da uğrayalım he? Vur olur Cabbar Efendi, tamam. Olur. Bir de yanım dur. Şu gelenler Alex'i ile Zarife değil mi? Ne güzel göremiyim Cabbar Efendi. Emin misin? Eminim de kendisidir. Ne işleri var burada acaba? Bilmiyorum ama şimdi öğreniriz. Gel benimle. Gel. Geç. Ne yapacağız şimdi Alex? Şimdi çarşamba bekleyeceğiz. Burada çarşıda bir limonata içeriz ha? Olur. Alex, Zarife. Ne yapıyorsunuz burada? Size sorayım. Niçin konuşmuyorsunuz? Biz gideceğiz Cabbar Efendi. Ne demek gideceğiz? Neredeyseniz çocuklar, nereye gideceksiniz? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Cabbar Efendi, bunlar evden kaçmışlar. Evet, evden kaçtık. Şimdi gidelim. Tut bakalım. Gitmeyiniz dedim. Cabbar Efendi, Zarife'm ben uzaklara gideriz. Çok uzaklara. Rica ederim bize mani olmayın. Mani olacağız. Hem de sizi hiçbir yere koyvermeyeceğiz. Öyle mi Cabbar Efendi? Öyle. Yok dedim. Gitmeyiniz. Cabbar Efendi, Bediye Hanım. Sizi üzmek istemeyim, kırmak da istemem ama biz gideyiz. Gitmezsiniz dedim. Arife, Alex, bilmem kafanın içinde ne vardır. Lazım konuşalım. Ama önce konuşalım. Sonra istediği günü yap. Hı, olur mu? Hadi.
gün orada. Çök! Yüzün gülmüyor bak canım. Alex, yol yakın iken vazgeçin şu işten. Ya sen Zarife hiç ananı babanı düşünmez misin be kızım? Zavallı Fatma. Üzüntüden ülecektir karıcığım. Ya Ramiz Efendi. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın Alex? Nasıl yaparsın? Geçmişte babanın başına gelenleri bilmeyin misin ha? Bilmeyin misin be çocuk? Hadi diyelim kendini feda ettin. Zarife'yi hiç mi düşünmeyesin ha? Ailesini hiç düşünmeyi misin? Ramiz Efendi bundan sonra o köyde nasıl yaşar? Ha? Nasıl bakar o insanların yüzüne? Cabar Efendi, biz artık küve dönemezdik. Herkes beni buluştu biz. Bize ne yaparlar bilirsin, benden daha iyi bilirsin. Ramiz amca kızı ölsün mü ister? Ha? Yoksa uzaklarda ama sağ olsun mu ister? Tüyler tüyler. Ah be çocuklar. Biz karımızı verdik dedi yani. Başka çaremiz de yoktu. Anama babama selam söyleyecek bu lütfen. De ki onları çok sevin. Üzgünüm. Hem sen üzgünsün hem herkes üzeceksin. Küre mi gidilir çocuklar? Yol yakınken dönün be çocuk. Araya biz gireriz. Lafı sözü dinlenen insanlar. Konuşuruz onlarla deriz. Bunlar gençti. Yapmıştır bir yanlışlık. O Cabbar Efendi. Şerri kanunları sen benden daha iyi bilirsin. Bize nasıl ceza verecekler onu da bilirsin. Nereye dönelim? Sana söz veririm Alex. Zarife'ne bir şey olmayacak. Kimseden bir haber gelmedi. Mustafa gitti gelmedi, Cezmi komutan gelmedi. Ben duramayayım, dayanamayayım, ben de gideceğim peşlerinden. Ramiz Efendi'nin evi mi burası? Evet, siz kimsiniz? Size bir haberim var. Ne haberi? Alex ile Zarife'den. Endişelerinizde haklı olabilirsiniz Sayın Sefir. Lakin savaşı çıkarmaya gayret eden biz değiliz. Girit'ten sonra Yunanlılar şimdi de sınırlarımızı ihlal ediyorlar. Köylerimize, kasabalarımıza saldırıyorlar. Bu resmen savaş sebebidir. Hassasiyetinizi anlıyoruz Sadrazam Hazretleri. Ancak biz Avrupa devletleri olarak Osmanlı hükümetinin sınırlarına saygılıyız. Girit'te bir Yunan ilhakına izin vermediğimiz gibi bu konuda da gerekeni yapacağız. Girit'te Müslüman halka yiyecek ve erzak göndermemizi Yunan gemileri engelliyor. Bu konuda hiçbir şey yapmadınız ama. Müslüman ahaliyi Rodos ve Anadolu'ya nakletmek çözüm olabilir. Siz bize Girit'i terk edin diyorsunuz yani. Bunu hiç söylememiş olun Sayın Sefir. Girit Osmanlı toprağıdır ve oradan asla çıkmayız. Eğer güney sınırlarımıza Yunan tecavüzleri devam ederse Yunanistan'a savaş açmaktan da geri durmayız. Bu böyle bilinir. Gidin. Namık,
Yakaladık şerefsizleri. Ya Zarife? Alex? Öldürmediklerini söylüyorlar. Ne kayazık ki Dogri Süleym. Kapa çeneni. Kumandan! Yaşar'a! Kumandan! Ramiz amca? Manastırdalar! Yaşar'a! Mustafa, Zarife, Yaşar, Alex'e Yaşar. Ya manastırdalar. Kumandan. Hemen haber et. Ya, telegraf çek. Bulsunlar onları. Tamam. Haydi. Aşıklar kaça ya? Kes! Ne oluyor burada kumandan? Ramiz Efendi'nin kızı yaşıyormuş Kaymakam Bey. Manastırdaymış. Yaşıyormuş öyle mi? Yaşaylarmış. O Hristiyan çocuk da mı yanındaymış? Sen de buna seviniyorsun öyle mi Ramiz Efendi? Yazıklar olsun. Ama onlar görürler. Götürün şunları. Yok Alex, bu işin sonu yok Alex. Zarife kızım, dinle beni. Ben de biraz hiç olmaz annen sayılırım. Yapma bunu kızım, yapma. Büyüklerin lafını dinle evladım. Yetti ama, yetti. Güzellikle söylüyoruz, anlamazsınız. Kalk Zarife gidelim. Kalk, 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 yürü gidelim. Bırak efendim, bırak Zarife'nin kolunu. Döneceksiniz deyim. Cabbar Efendi büyüğümsün ama bana istemediğim şeyleri yaptırma. Alex. Yalvarırım. Biz gideceğiz Cabbar Efendi. Artık çok geç. Sanma ki korkayım ölümden cezadan. Korkmayayım. Ama Alex olmadan ben yaşayamam. Yaşamak da istemem. Anla beni Cabbar Efendi. Bırak da gidelim. Askerler. Kimleri sarayım ya?
şikayet.